Ben dedim bir tane eticine sağlam eticine bir sağ direk ya. Yerim dedim. Böyle eticine bütün gücüyle aldım. Ertan abinin arabanın rot başı çıkmış. Baya böyle 10 saat yürüdüm geldim. Vallahi 2 saat yürüdüm. Olmasa da farklı ekipmanlarla bu filmi size ben çekeceğim. Evet rehber. Nereye gidiyoruz abi? Evin önüne gel. Baklamayacağım görürsün sen. Sen de %120 yapıyorsun. Senin yanında mı rice cream'in? Yok. Tamam. Ben de getirmedim o zaman yapamayacağım. Ya bırak Allah aşkına. Günaydın. Ertan abinin arabanın rot başı çıkmış. Yoldan geçerken yandaki araba bir şey sarkıyor demiş. Bağ çekmiş. Arabanın rot başının çıktığını görmüş. O aradı şimdi. Önce onu bağlatıp öyle gidelim mi dedi. Dedim abi orada çıkacağına şimdi olması daha iyi olmuş. Yolda olmaması uzun ilerledikten sonra çok daha olması saçma oldu. Geçmiş olsun. Günaydın. Cemil kahvaltı yapmadan yola çıkıyoruz. Şimdi arabanın o sorununu yaptıralım. Ondan sonra devam ederiz. Sığdın mı arabaya? Aynen ben çok iyi sığdım. Arabada çadır yok. Çadır olmamasına rağmen o kadar kötü yani kötü dizdik ki arkayı. Çadır varken destek alıp böyle tam diziyorduk kitap gibi. Arka taraf çorba gibi. Bir bakalım mı kanka? Ben de zaten arkayı bakalım, bir açtım çantamı koymak kapat. İçin. Bu ne? Ertan abinin arabayı yükleyeceğiz onu. Yani ben şu an yapmam gereken planım şuydu. Çadırı bunları komple indirip çadırı yükleyip sonra hepsini tekrar dizmekti. O zaman dizebiliyorum ama şu an indirmek zor geliyor bana. Çünkü dün gece 3.30'da uyudum. Uykusuzum kardeşim. Çalışıyor adam. Hadi gidelim. Ya baba, dün buraya kaç kere geldim biliyor musun? 4 kere geldim. Her geldiğimde sıra daha da art. Bu benim çok hızlı bir tıraş yapan abi. Ya dün dolarımıza da daraldım. Tıraş olmaya geldim kapalı. Gittim işlerim vardı hallettim geldim. Ya kapalı diyorum dolu. Bir daha geldim dolu. Abi dedim oturman lazım kardeşim diyor. Sıra bitince sen alırım seni. Yoksa sıra veremem sana. Randevulu çalışmıyor bir de. Ya birader bir türlü gidemedim. Şaka gibi. Niye çalışmıyor biliyor musun? Dedi ki randevu İstanbul'da olmuyor dedi. Adam bir saat yarım saat takınca diğer randevuları ertelemek zorunda kalıyorum dedi. Ve bu diğer müşterileri kaybetmeme sebebi. Şu an randevusuz o kadar rahatım ki diyor. İnanamazsın diyor. Geliyorsun oturuyorsun. Tıraş olup gidiyorsun kardeşim. Olmuyor. Böyle bir şey dedi bana. Numarasını istedim vermedi. Arayayım müsait misin diye. Onu bile vermedi. Gelip bak kardeşim. Açma. Hayatımda ilk defa böyle bir berber duyuyorum. Ama çok iyi bile. Seviyorum. Ve buraya gelip hani özellikle buraya gelirim. Ofise çok yakın diye. Bence iyi bir şey yapıyor. Kendi işi için. Niye müşteri kaybetsin ki? Ben Sakarya randevulu gidiyorum. Bu arada cuma günü öğleden önce tıraşım var Sakarya'da. Ben kampa gidiyorum. Şu an kamp için tıraş oluyorum. Öyle düşün. Yani dönüşte kamp yolunda tıraş olacağım Sakarya'da. Evet, ya dün sordum dedim ki tıraş karşıma çıkmadı, karşıma çıkmadı. Ben normalde okula gidiyordum. Biraz geç kaldım. Sabahleyin öğünleri falan nasıl diyecektim ve kargoya gittim. Sporcu evet. Yani 6 ay günde böyle tehlikeli oluyor. Mükemmel bir zamanlamaya bekliyorum gerçekten. Bizi çok üzüldü ya. Hadi ya. Geldi baktı, sırayı sordu gitti dedim. Ya abi niye dedi şey yapmadı? Ben Cemil abini çeksin. Başarılar. Umarım bir yarışta beraber oluruz ileride. Yarışmayı düşünüyorsun o zaman. Evet. Ya 16 yaşında sakın böyle bir şey yapma. Evet, 16 yaşında değil. Yani 20 yaşından önce, büyük yaşından zaten. Tabii ki çok çok ileride yapacağım. Sadece böyle içimde bir hayal. Şimdi kendinden bir şeyleri sıkı tutarsan, güzel bir hedef koyarsan gerçekten bu iş keyifli olur. Daha iyi bir yere gider ama sakın natürel gelişimi durana kadar hiçbir şey bulaşma. Samimi ve şeffaf. Hiçbir şey bulaşma. Tablete de bulaşma. Sadece sen şu anda tek supplement olarak kreatin kullanıyorum. Supplementlar da çekinmenin gerek yok. Mantıklı kullandıkça, akıllı hareket ettikçe hiçbir sorun yaşamazsın ama diğerlerine bulaşman için çok erken. Bulaşırsan gelir de öğrenirsin. Tamam. Tanışmanın önemli oldu. Eyvallah. Görüşürüz. Dikkat edin yani. Dostum. Hadi. Zaten ağdan açtım. Enseye. Cumartesi organizasyon var. En azından gitmeden tıraş olayım dedim. Kampa gitmeden de sana gelemedim diye. Kaç kere uğradım biliyor musun bunu? 4 kere. Niye randevusuz çalışıyorsun abi? Onu anlatsana be. Hiç akıllar. Cemil diyor, abi çok ilk defa duyuyorum böyle bir şey falan dedi. Böyle daha çok para kazanıyorsun. Ya bak burada olay ne biliyor musun? Sen şimdi bir müessese kuruyorsun. Büyük bir küçük bir. Senin dünyana göre bir. Burada olay bir karar alıyorsun. Bir çalışma düzeni kuruyorsun kendini. Orada adil olmak durumundasın. Yani randevusuz çalışıyorsan herkes. Yani ünlüsünden ünlüsüne hiçbir fark etmez. 10 yıllık, 15 yıllık hiçbir şey fark etmemeli. Anladık abi. Ya
Yani biraz önceki gelip seninle resim çekilen çocuğun da burada herkes kadar hakkı olmalı. Zaten bu doğrusu mu yani? Parça var mı? Var mı? Var. Sadece bunu sökeceğiz. Orijinal U-Bolt'u lazım. Niye nasıl kopardın bunu? Vallahi bilmiyorum ki ya. Ondan sonra ben de bütün kusur yerleri görüp onları da o zaman beraber bir alt kıyma götürürüz beraber. Sen beraber de görürsün de, tamam mı? Hem ben bilmiyorum nerede olduğunu. Sonra arabaya getiririz. Ben sana burada bırakayım sabah. Önü de arkayı da yaparız. Ön için ne yapmamız lazım? Parça mı almamız lazım? Onu ben alacağım. Bende arabanın tamam, şase numarası var. Senden son bir şey rica edeyim mi? Senin bir telsiz var mı? Senden bir telsiz de bir şey alayım mı? Çocuklar bir tane telsiz getirsene de benim masada şarjı olan. Olması lazım. Mustafa'ya verelim. Benim arabayı bağlayalım. Yolda konuşabilirim. Evet, halletti. Sağdaki rodup başını çıkmış. Bahsedebilir misin peki? İyi çok iyi ya. Baya böyle 10 saat uyudum geldim. Valla mı? 2 saat uyudum. Abi ben 4.30'da yattım. Tekrarcı yattım sabah. 4.30'da yattım. 6'da tak diye kalktım. Geç kalıyorum diye psikolojik olarak. 6'da mı yattın? Antrenmanı kaçırmadım da yükümüş. Bugün iyi dinlenelim, yarın antrenmanımızı sağlam yapalım. Ne yapacak mısın? Yaparız. Yaparım derse yaparız. Ya ben antrenmanı bir geçirmek istemiyorum falan. Kamera açık ya. Kapatıyor. Sonra ne olur yapmayalım. Yapmayalım. Yarın yapalım, onu bugünmüş gibi koyarız falan. Birden şarj atak. Tamam. Buradan açılacak zaten. Tamam. Sonra aynı frekans. Senin 446-450. Buradan tuşlayacağım. 446-450. Ayrton Balaban Radio. Bir de şekerli şeylerimiz olsa efsane olur abi. Yok, şeker kullanmıyorum. Tamam, ben yanında yesem sorun olmaz umarım. Yok abi. Tam ateşte marshmallow eriteceğim de abi. Tamam, ben çok konsantreyim. Farkındayız abi onun. Tamam abi, az kaldı Sakarya'ya. Bir 45 dakika yolda oluruz. Ben çadırı yerini ayarlattım. 2 dakika uğrayıp hemen çıkacağız. Hiç zaman kaybetmeyiz. Tamamdır. Senin arabaya telsiz takıyoruz zaten bu arada. Hep böyle giderken konuşalım diye. Abi kesinlikle şu an telsizin konforunu yeni fark ediyorum. Kesinlikle takmam gerekiyor. Aynen, baksana. Yol boyu konuşuruz yani. Aynen öyle abi. Bana bir telsiz önerisini alırım ben. Evet, şu şişme çadırı artık alalım ya. Merak ediyorum. Memlekete geldik mi? Abi burası babamın bahçesi. Burada kazlar, tavuklar, tam bahçe, bağ işlerini yapıyor. Aşağıda da atölye var. Serdivan mı burası? Burası yok. Burası Büyükdere diye geçiyor. Bunu sığdırırız herhalde değil mi? Sığdırırız. Bunu çap. Önce sığdır. Bence.
Tamam abi. Evet, şimdi Ali Tümay'ın Mount Train mekanına geldik. Ali bugün burada yok, dün dönmüş. Ama onu çok severim, gerçekten iyi dostum ve doğa işlerini, kamp işlerini çok iyi bilen birisidir. Onun da YouTube kanalı var. Ve Mustafa'yı buraya çok getirmek istedim çünkü onun kamp yapmayı sevdiğini biliyorum. Tabii ki İstanbul'a yakın çok güzel yerler var ama Bolu'nun doğasını hiçbir şey yerini tutamaz. O yüzden de özellikle Bolu'ya gelmek istedim. Burayı çok seveceğini düşünüyorum. Sarı çamların arasında çok güzel bir kamp yapacağız şimdi birazdan. Böyle. Ya, iki hafta da bir gelmedi. Ne yorucu oluyor. Bayağı ama keyifli. Şöyle diyeyim, şimdi ben bunun bütün halini kurayım. Sen buna gir, keyfini yap, güzel kendisi. Güzel. Glamping var ya. Evet. Kiralı diyor. Ben şuraya bir yere çekeyim şunu. Orada mı dursun? Böyle çadırın kapısı burada. Bu ışık böyle vurmalı mı? Neyle çakalım onu? Çekicim var. Nerede çekicim? Senden biraz sonra şey isteyeceğim, çift kişilik koltuğu. Dünyanın en rahat. Dünyanın en rahat koltuğu. Tek beni taşıyanına tam denk gelemedim. Evet. Acayip.
Şu an var ya, sadece yemek yemek istiyorum ya. Ama güzel kurulduk ha, hızlı kurulduk. Akşam bayağı soğuk olacak ama sana soğuk. Var mı uyku tulumun? Tulumum da var, bir de kürküm var abi. Ben poları evin girişinde unutmuşum sabah uykusuzluktan. Ama vardır Mustafa'da, yedeğin yedeği vardır. Ona güveniyorum. Ekipman konusunda acayip bir adam. 4 kişilik geziyor. Her spora gittiğimde çorap, tişört, böyle farklı farklı şeyleri ödünç alıyorum ondan. Bugün de bir şey alacağım. Hadi gel yiyelim. Geliyorum abi. 2 dakika yemeğimi ısıtayım. Ama sen soğuk yemeğe alıştın. Ben de iyi mi soğuk? 2 dakika ısıtalım mı etini? Olur. Nerede ısıtacaksın? Tüpükte. Olur valla. Sıcak sıcak yiyelim. Evet. Bayağı bir yorum gelmiş Mustafa ikinci videonun altına. İşte abi kesin kampa gidin beraber. İşte Mustafa abi de kamp yapmayı seviyor. Sen de seviyorsun falan diye. Biz de ikinci videonun sonunda söz vermiştik. Evet. Bize de bahane oldu bu arada. Kesinlikle. Bayılıyoruz şu işe. İhtiyacımız vardı. Senin videolarını izliyordum internetten. Gülşah'la beraber kampa gidiyordum. Ben de biliyorsun kampa gidiyordum. Evet. Biz de seni izliyorduk bayağı. Ben İstanbul'dan çıkınca böyle Bolu'ya giriyorum. Bolu'dan o dağdan yukarı çıktığım anda mutlu oluyorum. Yoksa İstanbul'un etrafında çok güzel yerler var. Ama buranın coğrafyası gerçekten benim için bir ayrıdır. O yüzden özellikle buraya gelmek istedim. Bir dahaki kampta sen beni sevdiğin bir yere götürürsün. Eyvallah. Buraya yolda gelirken mutlu olmaya başladık. O yola girdik ya, evet. Çam ağaçlarının olduğu, evet, yol. Bilmiyorum. Buranın yazı da ayrı güzel, kışı da ayrı güzel. Öyle yani gerçekten. Akşam soğuk olacak dedim. Bolu akşamları soğuktur falan ama şu çadır ve içindeki sobayla. Soba, bu arada değil, içinde sobamız var. Yani herhalde -20 bile olsa bizi idameler bu. Çok, bir de tulumla falan yatıyorsun ya, evet, hiçbir türlü etkilenmezsin ki. Biz kışın -16'da tişörtle duruyorduk çok rahat bir şekilde içeride. Yani terleyecek kıvama geliyordu içerisi. Burada, evet, hava acaba kaça düşüyor gece mesela? Yani akşam 7-8 desek gece de herhalde 5'lere falan düşer diye ben tahmin ediyorum. Yani bence iyi bir aslında sıcaklık. Hani soban olmasa bile tulumla yatılabilir bir hava. Canım. Ama soba keyifli olur. Bir içeride muhabbetimize devam ederiz. İyi ki geldik ha. İyi ki geldik abi. Vallahi hem yorgunuz ama yorgunluğumuzun üstünde şu kadar da enerjik hissediyorum yani, gayet güzel. Bu arada bir sürprizim var sana. Şimdi biz baklava aldık. Cemil'le yiyeceğiz baklavayı da. Allah aşkına sürprizin yemekle ilgili mi? Söyle bana. Bizim sana yiyecek bir şeyle ilgili. Yiyecek bir şey mi? Evet. Şekersiz bir yiyecek bir şeyle ilgili. Bak şu keyfim yerine geldi. 2,5 haftadır ben neler çekiyorum biliyor musun? Tatlı içemedin. Meyve falan da yemiyorsun. Koklamadım bile yani. 2 hafta oldu. 2,5 hafta oldu. 2,5 hafta. Evet. 2,5 hafta olmuş. Tamam. Senin için çok küçük bir rakam değil mi? Yok değil ama yani seni zorlayıcı bir süreç olduğunu tahmin, aynen, edebiliyorum. Çünkü tatilden çıkıp geldin. Direkt böyle bir şeyin içine düştün. Belki sonradan ya aslında. Yo, çok memnunum. Nereden falan. Gerçekten inanılmaz değiştim bu arada ve bu beni motive etti. Abi sana rice cream vereceğim. Ooo, protein ocean rice cream. Evet. O da böyle duruyordu evde var ya, hiç gönderdiler. Yok hiç yiyemedim. Yasak diye. Hatta yasak değildi işte. Biraz. Doğuş aradı beni. Abi dene, merak ediyorum. Nasıl, söyle falan dedi. Dedim valla Doğuş şu an yiyemiyorum şu an. O zaman bugün patlatıyoruz. Evet, sana ben bugün bir 50 ya da 100 gram arası yapacağım. Kendi ellerimle yapacağım. Vay vay vay. Çünkü ben diyetteyken hep bir şeyler yapıp birilerine yedirmeyi istemsizce yapan biriyim abi. Çok keyifli iyi bir durum değil ama yapıp yemek yerine yapıp başkasına yedirmeyi yapıyoruz. Ne güzel yapıyoruz abi, ne güzel. Bir rice cream yapacağım sana. Seninki yanında mı rice cream'in? Yok. Tamam. Ben de getirmedim. O zaman yapamayacağım. Ya bırak Allah aşkına. Vallahi yürüyerek giderim İstanbul'a. İzin varsa. Neyse, var var. Ben getirdim yanımda. Getirmesen herhalde böyle söylemezsin. Şimdi o zaman sinema keyfi yapıyoruz. Evet. Rice cream yiyoruz. Bu akşam böyle. Şimdi sinemamızı da kurarız birazdan. 10 numara bir ortam olur. Ne izleyeceğimizi söyler misin? Takipçilere. İnşallah izleyebiliriz bu arada. İzleyemezsek telefona link veririz. Telefonla arkadaşlar izleyeceğiz işte, bırakın. Pumping Iron değil mi? Evet, Pumping Iron ama şey, telefonla yansıtmayı deneyeceğim. Çünkü flash belleğe filmi indirip getiremedim. Netflix'ten yansıtacağım, büyük bir ihtimal olacak. Olmasa da farklı ekipmanlarla bu filmi size ben çekeceğim. Tişörtü çıkarsa aynı şey zaten, fazla fark yok şu an Arnold'da. Eyvallah abi. Keşke öyle olabilsek. Şey, bir film serimiz var, evet, onu izleyeceğiz. Klasik, herkesin izlediği bir şey ki sen izlemedin mi daha önce? Çok önce izledim. Şu anda daha bu işe yani konsantreyim ya.
Evet. Belki daha farklı bir açıdan bakabilirim. Mentaliteyi daha iyi kavrayabiliriz bence. Ki ben izlemeyi seviyorum. Daha önce izledim. Tekrar tekrar izleyince de mutlu olan olduğum bir film açıkçası. Öyle söyleyeyim. Bizimle ilgili bir şey. Bizim yaptığımız, yaşadığımız hayatla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bizden bir şeyler taşıyor ve ona bakıyorsun. Ondan ilham alıyorsun. Bence güzel, keyifli bir film. Sen izledin mi Cemil? Biri izledim de bu galiba 3. Sen hangi diyordun? Ben bir tane biliyorum. Sonuncu ben izlemedim o zaman. O zaman izlemediğimizi izleyeceğiz. Harika. Tamam. Bir de eskiden dövüşçü olarak izliyordum. Şimdi bodyci olarak izleyeceğim. Evet. Şimdi vücut değişimi yaşayan biri olarak. Evet. O zaman ben sana rice cream getireyim. Tamam. Hadi bakalım. Çayımız bir ben kaynısı. De yardımcı olayım. Artık böyle otur. Kasemiz var mı abi? Bunu var, karıştıracak. Var. Tencere vereyim sana? Bok, küçük bir şey lazım. Küçük bir şey. Tamam. Yani küçük bir şey veriyorum. Tatlı kasesi falan. Tamam. Plastiklerini mi bahsediyorsun? Onlar içeride. Sen de kuksanı al. Ha buradaymış. Çayı onunla içersin. Tamam abi. Ben şimdi rice cream'e bakayım. Ne yapıyor bu adam ya? Daha var ya, içeri girmedim. Gerçekten burada bir ev var. Çok merak ediyorum hissiyatı. Geldiğimizden beri dışarıda düzenimizi kurduk. Artık bir içeri girip görelim şu nasıl bir hissiyatmış. Doğada bir ev. Cemil, ben bir tane aldım kardeşim. Vay vay, bak baklava yiyor ya gizli gizli. Ya inanamıyorum ya. Ağır sikletlere özel bir şey mi bu akşam? Şekerim düşünce yiyorum ha. Cemil gel gel. Vay vay. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bayağı bildiğin yazlık bu ya. Abi hoş geldin kampımıza. Bu nedir abi? Abi inanamıyorum şu anda. Soba, odunlar. Minyatür bir ev. Masa. Güzel oldu. Burada projeksiyon var ha içeride de. Yani diyorsun ki üşürsek eğer. Tabii içeride izleyebiliriz. İçeride izleyebiliriz. Şu anda da içeri geçebiliriz. Vay vay vay. Ateşi bırakalım dersen bırakabiliriz. Onu buraya çekeriz, izleriz. Bu arada hava çok soğuk değil farkındaysan. Sobayı yakmasak bile sinema filmi. Ben üşüyorum, sen çok çalışıyorsun. Değil mi ben? Çalışıyorum diyeyim öyle oldu. Yok. Hava gerçekten çok soğuk değil. Aynen. Yani. Tam zamanda geldik ya. Ama burası gerçekten benim düşünden daha büyük bir yaşam alanı. Çok güzel. Eline normalde sağlık. Bu çadır 7 kişilik abi. Eşya doldurmayı tercih ettim. Mesela bunu yurt dışından getirdim. Açılıp yatak oluyor. Ve çok da konforlu. Farkında mısın? Müthiş konforlu. Ve tahmin etmen daha güzel bir alan. Işıklar falan, detaylar. Sen gerçekten yani ofisine geldiğim zaman anlamıştım. Senin böyle düzenli tertipli olduğunu ve böyle dekorasyon sevdiğini. Ben de bir erkeğe göre bu arada. Çok seviyorum. Salonundan belli. Ben de Balaban'da bayağı bir geldiğim şey yaptım. Ama sen gerçekten falan. Burada da bir kere daha bana ne kadar bu konulara ilgin olduğunu ispatladın yani. Çok zevkli bir adamsın gerçekten. Teşekkür ederim. Güzel bir şey bu yani. Ne kadar güzel bir şey. Teşekkür ederim. Sinemamızı dışarıda izleyeceğiz. Ben projeksiyonu ayarlıyordum. Rice cream dışarıda. Şeyden övüyorum ben. Belki bir tane baklava verir diyor. Full övüyorum. Sen bunu al dışarı belki... çıkar. Abi çok teşekkür ederim. Sen bunu al dışarı çıkar. Sayısını biliyoruz kardeşim. Bir daha bakayım soru ya, yaşamayalım. Bu arada takipçiler diyecek ki aşağı kamp yapın yazdılar, kamp yapıyoruz. Demek ki biraz bize reaksiyon verirlerse. Yönlendirme yapalım. Evet, yorum yazarlarsa ne yapalım? Mesela supplementleri anlatacağımız video olacak. Hı hı. Arabalarımız pick-up. Belki pick-up'larla bir yolculuk yapabiliriz. Evet. Sakarya'ya gideceğimizin sözünü verdik. Bir ben de baklava yiyeceğim. Bölüm olacak evet, değil mi? Evet, 12 bölümden bir tanesinde. Evet, 4 tane baklavam var. Full şekersiz yani, güzel evet. 12 bölüm bildiğin dizi gibi bir şey yani. Netflix'teki diziler gibi. O yüzden bu 12 bölüme sadece antrenman videoları koyamayız. Aslında eğlenceli ve hayatımızı da göstereceğiz tabii değil mi? Bence abi bunları takipçi kitlene sorman daha doğru olabilir. Onları o zaman yazın yorumlara. Mustafa Hoca'ya ne yapalım? Birlikte yapmamızı istediğiniz aktiviteler varsa bu değişim sürecinde bozmadan bunu yapabiliriz tabii ki. Ben bir kar kampı da hayal ediyorum. Abi bir tepsi baklava yemeziz. Bunu yaz, ben yapacaktım yaz. Bu arada. Zaten daha önceki vloglarda söyledim. Yarışmadan döndüğüm gibi bir tepsi baklavayı işte GoPro'ya koyup yiyeceğimi söyledim. Çünkü içimde kaldı. Bir de şöyle bir şey var. Bak, şekerli baklava. Şu şekerli ya. Evet. 5 tane 10 taneden sonra ne olacak? Şekerin yükselecek ve baygınlık gelmeye başlayacak. Şekersizini yediğin zaman bu olmayacak. Olmuyor değil mi? Ve bir tepsiyi bitirebileceğim. Sonra ben nefsimi al hani yedin iyice doydun gibi bir şey diyebileceğim ve bir daha hani buna düşmek istemiyorum ama bunu yapmak istiyorum gerçekten. Boş bir heves olabilir bu ama çok keyifli olacak bence. Baklavanın şekersizini güzel yapan bir yer var Sakarya'da. Oraya götüreceğim seni. Çözdük o işi stevyayla. Soğuk baklava var. Soğuk baklavayı biliyor musun? Evet. Yedin mi? Yemişsin evet, yedim. Onu da şekersiz yapıyor. Bu muhabbeti kapatsak. Yani şimdi bak anlatırken de bu muhabbeti kapat. Şeye geçsek ben. Bir de bu arada gören sanacak ki her gün baklava mı yiyor bu adam? Niye bu kadar baklavayı anlatıyor falan? Alakası yok. Ertan abi çok yiyormuş tatlıyı. Tatlı çok seviyorum. Evet. Ama sana yolda şunu söylemiştim aslında. Sen de bana çok katıldın. Ya mesela gerçekten her gün her şey yediğimiz zaman hiçbir şeyin değeri yok.
Kesinlikle. Ya da her şeye ulaşabildiğimiz zaman. Düşünsene limitsiz bir param var, hedeflerin yok. Yani o yüzden aslında hayatta hedefler, işte bir şeyleri yapmamak, nefsini köreltmek, oruç tutmak, ne bileyim tatlı yememek, bunları yapmak yaptığımız zaman bize daha çok keyif veriyor. O yüzden bence insan bir şeye ulaşabiliyor olsa bile maddi manevi kendini böyle dönemlerle terbiye ederse evet. ulaştığı zamandan da daha çok keyif alabileceğini düşünüyorum ben. Çok Yoksa bir kesinlikle. Anlamı kalmıyor sanki değil mi? Tabii ki. Biz de o kadar uzun süredeki diyette aslında hiç hani yanlış bir tabir olabilir ama hani bakıp yemeyeceğim bir yiyeceğe şu an nasıl baktığımı, ne kadar değerli olduğunu farkındayım ki. Evet. Hani diyorsun ya bana o bir çay kaşığı badem ezmesini verene yumruk attırırım falan mı demiştin bana geç. Yok çikolataya mı demiştin? Ben sana? Dedim bir tane eticine sağlam eticine bir sadirek ya. Yerim dedim. Böyle eticine demiştim. Bütün gücüyle anladın mı? Pat diye falan. Bunu... Bir tane bana anlatıyor. Ben şey dedim herhalde bunu daha önce oldu falan. Bu evde olmuş. Yani bana şu an bir tane eticim verene bütün yumruğu açın bana istediğiniz kadar burada falan aynen demiş öyle. Yani. Ya işin şakası ya. Bu kadar değişmek beni çok motive ediyor. Bakma yani aslında böyle konuşuyorum ama bir yandan da içimden yani şu rice cream istiyorum ama hani hakikaten şimdi bozalım desen. Bunun bize zarar yok. Ben istemem yani. Çok ama konsantreyim. İşin şakası o yani. Da vicdan yaptırır sana abi. Bu arada daha önce hiç rice cream yemedin değil hiç. Mi? Hiç. İlk defa olacak. Daha firmanın rice cream'i yoktu. Ondan evet, dolayı evet. yeni çıktığı için. Evet. Belki de daha önce hiç ihtiyaç duymadın. Bir porsiyonu 50 gram ama böyle yapmamalıyım. Böyle yapmamalıyım. Çünkü önce su koyunca daha güzel olacak. Ama o porsiyonda boşluk kalmasın ya. Tam dolduralım. Silme. Tamam. Seni mi kıracağım abi? İki tane koyacağım ondan. Abi öyle mi? He. 100 gram ha? 100 gram yapacağım sana. Bugün ne kadar karbonhidratın var? Bugün işte... Son öğünde var mı? Yok. Yedin hepsini sen o zaman. Hayır. O... Nasıl hayır? Hayır ya. 50 gram yapacağım. Bir dakika kahvaltı yaptım. Bir yemek, iki yemek evet. Bilseydim yemezdim ya. Yok yok soruyorum kahve. Yarın 2 saat kardiyo yaparız. Bu şimdi çikolatalı mı? Çikolatalı abi. Bu arada başka bir fikrim var. Gece yürüyüşü yapalım mı? Vallahi ben severim. Bak ne yapacağız biliyor musun? Kafalambalarını takacağız. Evet kafalambalarını takacağız. Şuraya çıkacağız. Çık. Beyaz yol var ya. Beyaz yolda. Beyaz Fener... yol mu var? Tabii taş yol var ya. Ha yürüme yolu var burada. Evet. Bugün yürüdük ya orada Cemil'le. Tamam. O yolda kafalambalarını kapatacağız. Oo. Sessiz. Önce gözümüz hiçbir şey görmeyecek. Sonra ama 5 dakika alışacak. Sonra yürüyünce gözümüz alışacak ona. Namık Ekin gibi demişti. Evet. Görmediğimiz zaman el ele tutuşalım kaybolmamak için. Yok sırtımızı görsek yeter. Tamam. Senin sırtını kesin görürüz zaten. Tamam. Belki Cemil'i gözden kaçırırız. O zaman önden ben gidiyormuşum. Ondan sonra aynı şekilde rotada devam edelim. Geri gelelim, kamp alanına geri gelelim. Hatta anlaştık. Şey de yaparız. Ben şimdi burayı işaretlerim. Çadırı bulan kapıyı kilitlesin diğerlerini içeri almasın. Ama gece yürüyüşü keyifli olabilir ya. Evet evet. Onu biraz bu daha... arada saat erken ha. Yani daha 8.30 belgeselimizi izleyeceğiz. Filmden sonra yürümek keyifli olur. Evet filmden sonra da yürürüz. Mis. Kıvam bu mudur? Kıvam bu. Tabii ki daha katısı yapılabilir ama bence en hafif yenilebilir formatı bu. Bebe maması gibi oluyor. Öyle mi? Abi buyur bakalım. Bayağıdır beklediğim bir şey. Ay. Beğenecek misin? Güzel mi? Valla. Hiç yemediğin bir şeyi ilk defa yiyorsun. Evet. Ciddi yorumunu bekliyorum. Böyle beklediğin gibi miydi? Hı? Şu an konuşmak tatlı hissi veriyor mu? Veriyor. Tatlı hissi hakikaten puding gibi bir şey yani. Değil sana mi? Veriyor mu? Evet. Bayağı tatlı. Tamam. Ya biz rice cream'den sıkıldık kardeşim falan. Güzel değil mi? Çok. İyi biz şimdi kendimize yapalım. Çektim ama içeride buğu olduğu için camlarda yarısı net yarısı şey gözüktü. İlk çektiklerim daha iyi. Müthiş. Ben de alanı çekeceğim, tutum yapacağım. Şöyle senin çaydanını beraber çekeyim. Buraya gel. Cemil'i korkutma gel. Gel, gel. Gel bakayım buraya. Şimdi ayağına işiyormuş Cemil. Gel. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bakayım? Koyun gibisin, tüylü bam ya. Hı? Hadi abi başlayalım kardiyo. Şimdi burası ciddi büyük bir alan. 300 dönüm falan yani. Şöyle bir uzun yuvarlak tur atıp odunlar alıp gelelim olur mu? Anlaştık. Şimdi abi termo burner getiriyorum. Lekanetin getiriyorum. Oo. Bir porsiyonda BCA yapıp yarım yarım içelim mi? Paşa gönlün ne istiyorsa içelim ya.
Ama bende shaker yok. Bardağı dökeriz abi. He. Sen boş bardak öyle bir tane. Ben bir kendimi getirmişim Mustafa. Bana bırak dediğim için bırakmışsındır. Ben lekanetin de şeyde olduğu için biz lekanetini becaya karıştırıp içeriz. Tamam. Bir shot ondan koy. Nasıl içeceğiz ki? Bardağı döküp. Ha, ikimiz yapacağız, bardağı dökeceğiz. Yes. Süpersin. Ondan iki shot ondan koy abi. Bir shot BCA atalım. BCA tatsın ha, tatsız değil mi o? Yok, ikisi de aromalı. Bu da mı aromalı? Ha, o aynısı. Da. Halıları malıları nerede aldın? Hepsini internetten ölçülü bir şekilde aldım. Ölçülü bir şekilde değil mi? İki halı var orada. Birisi bir metre, biri ikiye üç. Üstüne o post halının üstüne de bir yün halı vardı. Böyle kürk gibi. O da videoda güzel çıkıyor diye onu da koyduk oraya falan. Normalde bu masa ayakları sökülüp takılabilen sabit bir masa. Dedim kampa nasıl götüreceğiz bunu başka türlü? Açtım kapağını söktüm ayaklarının içine koydum. Ona özel küçük bir şarj da aldım onunla beraber. Allah Allah. Daha pratik bir masa aslında olabilir oraya tak diye açılan böyle. Var. Kendi kendine sökülüp takılan var kasada. Evet. Ahşap bir dalı tık tık tık. Bu iyi gözüksün diye. Bu biraz şık ve bir de sandığı var ya içinde. Mesela atıyorum kuru yemişlerini falan dizeceksin oraya. Aç içinden al koy üstüne kapat gibi. Keyif adamsın yemin ediyorum. Evet rehber. Nereye gidiyoruz abi? Şöyle bir yuvarlak tur atalım ya. Şimdi biz durmaya özlüyoruz da. Biz alışkın değiliz ya buna. Evet. Biz böyle çok uzun süre durursak o zaman denebiliriz. Çünkü çok artık makine öyle çalışmıyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bize o kadar faydalı ki tahminen çok daha faydalı. Yani sen döndüğün zaman arınmış çok gibi. Daha az zamanda çok daha iyi işler becerip çok daha doğru kararlar vereceksin. Bunların son sebebi buraya gelmiş olman. Duruyorsun çünkü abi. Mesela ben böyle bir kamptan sonra döndüğüm zaman işlerim güçlerim daha iyi toparlıyorum. Peki. Ya süren trener oluyorsun anladın evet, mı? Evet evet kesinlikle. Karp yiyip dinlenmek gibi ertesi günde sen yapıyorsun. Aynısı işte. Aynen. Tekrara düşüyor şehirde. Evet tekrar düşüyorsun. Güzel bir yer ama değil mi? Baya. Şu ağaçlara baksana. Aradan güneş çıkmış. Oradan tuzu versene Cemil. Bunu bir tuzlayayım ben. Yok mu orada? İçeri bekle mi bekle. Al bakalım. Vay be. Teşekkür ederim. Ama şu torpili geçti bak. Bu yalan değil. Torpil geçti. Abi bayağı iyi olmuş ya. Hı? Güzel olmuş. Evet. Salata değil mi? Bu. Evet hocam. Jim'de bakıyoruz makinelere böyle seçiyoruz. Ama burada öyle bir ihtimal yok. Elimizden gelince bir şeyler getirdik. Bayağı bugünkü yok. Antrenman nedir çok merak ediyorum. Dün biz kanat sırt yapmıştık. Evet. Gelmeden. Bugün göğüs yapacağız. Bir de kol yapacağız. Elimizdeki ekipmanlar bench, bar, ezbar, plakalar ve dumbbell'larımız var. Bir de direnç lastiklerimiz var. Yani ben bununla kendi antrenmanımı %80 yapabiliyorsam senle birlikte. Sen de %120 yaparsın. Senle birlikte burada %100'ü zorlarız. Tamam. Güzel olur. Hazırlanalım başlayalım. Hadi bakalım. Bir de Churchill yapalım. Sodalarımızı aldık duruyor. Churchill tamam. Limon hemen hızlı. Başlayalım. Ben de sodayım. Aynı anda içiyoruz. Bir şeref yap. Ne kadar farklı bir algı var değil mi? Görüyor musun ya? Herkes çok farklı. Şu açık şeyleri pek şey yapmak lazım. Cemil bu arada bıçağımın kılıfını gördün mü? Şöyle zoom yap da. Güzel bir detay değil mi? Bıçağımı benim aynı zamanda da öğrencim oldu kendisi. Nizam Knife var. Instagram'da da var. Buraya koyarız adresini. Çok güzel bir bıçak yaptı bana. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Şurada isim detaylı. Ve şurası çok güzel işçiliği falan var. Çok hoş bir bıçak. Avcı bıçağı. Ve bununla odun bile kesiyorlar, yarıyorlar balta gibi. Bayağı başarılı. Bıçağımı geri istedi benden bakımını yapmak için. Sonra geri gönderirken de böyle bir kılıfla gönderdi bana. Ve çok hoş. Aynı zamanda bele de takılabiliyor bu burada. Çok hoş. Buradan da ona çok teşekkür ederim. Çok kaliteli işler yapıyorsun. Tebrik ederim seni. Abi eldiven kullanman iyi olur. Çünkü barlar biraz soğuk. Şu an hava da soğuk. Elimize en ufak bir darbede biraz şey olabilir. Hava gerçekten olabilir. Soğuk. Şu an günlük güneş gözüküyor ama. El sesime bakar mısın? Geliyor mu? Bayağı kuru ellerimiz. Evet. Ben de kendi eldivenimi takayım ve başlayalım. 5 kilolarla ısınır mısın? Tabii. O zaman abi. Şu onları alalım. Tamamdır. Sen ısınmaya başlıyorsun. O ara ben de müziği ayarlayayım. Haydi 3, 2, 1. Haydi. Çek olsun. Çekil yapacağız. Bir daha. Son tekrar. Son tekrar. Hop. Hoppa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Kendi geliştireceksin. O yüzden de dövüş videoları çekip insanların üzerine dönüp böyle egon katletiyor. Abi güzel antrenman. Ciğerim yandı be. Benim de bayağı ciğerim acıdı. Güzeldi. Şimdi 3, 4, 5, 6 hareket yaptık. Güzeldi. Yok 5 hareket yaptık. Oh. Güzeldi. Abi. Yemeği hak ettik. Yemeği hak ettik. Şu somonu oraya geçirsem nasıl olur? Bak bir şey diyeceğim. O kancalar temiz ve hiç kullanılmıyor. Evet onu diyorum. Şunu şöyle geçirsem oraya. Süper olur. Çok iyi oldu be. Bunu hak ettik ama. Bunu hak ettik ve çok keyifli değil mi ya? Çok keyifli. Ama şu var ya. Geçti. Ya bu çok güzel oldu ya. Böyle pastanın üzerine kiraz. Ben sana söyleyeyim. Sana ilk ağaçla yaptırdım bunu, kusura bakma. Çünkü hatırlamıyordum ekipmanların arasında olduğunu. Güzelmiş gerçekten. Bunda aparatları da askılarını falan asıyorsun. Dışarıda kedi köpek geldiğinde ortada durmasın diye derken ben şunu döküp geliyorum. Tamam, tamam. Ananı mı sıcakmış. Eğer ondan sıcaklığı hissettiysen var ya. Evet, evet. Eğer elinle yapsan yam... Vay be! Antrenman sonu göm. Evet, kampımızın sonuna geldik. Gerçekten kamp yapmayı çok istediğim birisiydi Ertan abi ve bugün bizimle olmasından dolayı çok mutluyum. Keyifliydi, çok güzel geçti. Onun da mutlu olmasından da mutluyum bu arada. Eyvallah. Güzel bir gün geçirdik. Antrenman yaptık. Doğada ilk defa antrenman yaptı. İlk defa rice cream yedi. Yapmadığı şeyler yapıyor. Antrenmandan önce Churchill'a başlıyor. Tamamen bir düzen değişikliğine gidiyor. Evet. Ve bunu görüyorum. Ve buna saygı duyarak, gerçekten isteyerek yapıyor. Bu çok güzel, hoş bir şey. Güzel bir süreç geçiriyoruz birlikte. Abi kardeş gibi. Bundan da çok mutluyum. Eksik olma. Çok keyifli, güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.